Herkese merhabalar. Nasılsınız? iyi misiniz? Beni soracak olursanız ben çok iyiyim. Video eğitim serimize devam ediyoruz. Doğum sonrası sürece geldik. E, doğum sonrası süreç aslında hem bebek açısından hem anne açısından çok önemli. Ve bu süreçte her ikisi de tekrar yeni hayatlarına alışmak üzere yeni adaptasyonlar geliştirmeye başlıyorlar. Bebek zaten baştan aşağı komple yeni bir adaptasyon süreci. Dış dünyaya özellikle solunum, kalp yani kardiyovasküler sistem alışıyor ve değişiyor. Annenin ise o gebelikteki değişen tüm vücut, bundaki tüm döngüler geri dönmeye çalışıyor. İşte bu süreç bizim için çok önemli. Tabii en güzeli, en keyiflisi işte bebeği böyle kucağımıza aldığımızda, sevdiğimizde harika oluyor. Gerçekten bütün o 9 aylık emeğimiz, doğum sürecindeki emeğimiz vesaire, onlar hakikaten karşılığını almış oluyoruz. Bizim madalyamız da bu oluyor. Buradaki resimde gördüğünüz gibi bebeğimizi kucağımıza almak oluyor. Bebek doğar doğmaz olmaz aslında nadiren hem ağzını hem burnunu aspire ediyoruz. Burada gördüğünüz gibi ama bu aspirasyonun rutin yapılmasını önerilmiyor. Bu aspirasyonun yeni doğanlarda yararlı olduğuna dair kesin bir kanıt yok. Ama bazen gerçekten bebek kakasını yutuyor vesaire bu durumlarda aspire etmemiz gerekiyor. Kordonla ilgili doğum videomda bahsetmiştim ama kordonu biz doğurttuktan sonra işte bebeği anneye gösteriyoruz ve Amerikan Jinekoloji Derneği en az 30-60 saniye bekleyin diyor. E, British Medical Journal'da yayınlanan yazıda 2 ila 5 dakikalık bir beklemeden bahsediliyor. Anne talebi 5 dakika ve üstü olursa bunu destekliyoruz. Yani bu noktada özellikle sizler hekiminizle kordon klemplenmesiyle ilgili mutlaka konuşun. Bekliyor mu hemen kesiyor mu? Ancak ben kendi pratiğimde genelde 1,5-2 dakika bekliyorum çok da uzun süreler beklemek istemiyoruz. Bu sefer bebekte hematokrit ve sarılık riskini artırıyoruz. O yüzden ben genellikle 1,5-2 dakika kadar bekliyorum klemplemeden önce. Bunu tabi doğumu yaptıracak hekiminizle veya ebenizle görüşmeniz gerekiyor. <laughs> biz eskiden bu çok özür dilerim. Biz eskiden bu kordonu sıvazlıyorduk ama artık bugün bu çok önerin önerilmiyor. Sadece Bekliyoruz ki kan akışı devam etsin bebeğe diye o az önce söylediğim 1,5-2 dakikalık beklemeyi yapıyoruz. Kordon kanı bankacılığı hala, hala hazırda gelişmekte olan bir süreç. Yani kordon kanı bebek doğduktan sonra plezenta tarafındaki göbek kordonu içinde kalan kandır. Bu burada kök hücre gerçekten fazla ve kök hücre bakımından oldukça zengin. İleride bu kök hücrelerin kullanılabileceği düşünülüyor ancak rutin olarak önerilmemektedir. Fakat bazı e, gebelerimizden ailelerden bu bu istemle karşımıza geliyorlar. Biz de yapıyoruz. E, bazı gebelerimizde kordon kanı kullandığımız doğrudur. Yapıyoruz. Ancak araştırmalar devam ediyor. Bu tamamen maliyetle alakalı olduğu için e, bunu aileye bırakıyoruz. Ama rutinde önerilen bir şey değil. Henüz araştırmalar gelişmeler devam ediyor. Tabii ki ten tene temas çok önemli, çok kritik. Bunu normal doğumda biraz daha fazla sağlayabiliyoruz. Ten tene temas anne yeni doğanın en önemli etkileşimi ve ilk etkileşimi diyebilirim. Çok da kritik olduğunu söyleyebilirim. Bebek annenin kucağında yatarken biz de plezentayı yani doğumun 3. evresi hatırlarsanız ayrılma evresiydi. Plezentayı ayırmaya çalışıyoruz. Bu dönemde aktif bir yönetim sergiliyoruz. 2013'teki son ve en önemli yazılardan biri çıktı 2013'ten beri aktif tra aktif yönetim sergiliyoruz. Yani beklemiyoruz plezenta kendiliğinden ayrılsın diye. Spontan olarak zaten 5-6 dakikada ayrılsa da biz kendimiz hemen plezantayı almaya çalışıyoruz ve bu arada oksitosin uyguluyoruz. Plezentayı çıkardıktan sonra bakın plezenta kenarda burada görüyorsunuz. Çıkardıktan sonra e, bir kontrol ediyoruz herhangi bir parçası eksik mi vesaire. Bu da bizim için çok kritik, çok önemli. Tabii iş bitti. Bakın burada rahim toplanıyor. İçeride hala kan birikiyor. Bu kan geliyor. Anne ile bebek burada gördüğünüz gibi yan yana duruyor. Ancak bu noktada öncelikle bir kanama kontrolü yapmamız gerekiyor. En çok korktuğumuz şeylerden bir tanesi kanama. Plazenta'yı burada görüyorsunuz zaten. Kanama kontrolü dışında vajinada veya anal sfinklerde anüs bağırsak kısmında, arka bağırsak kısmında bir yırtılma, zedelenme var mı ona da bakıyoruz. Ve gerekirse bunları dikiyoruz. Eğer epizyotomi yapılmışsa yani kesi yapılmışsa vajinaya bunu da mutlaka onarıyoruz. Bu süreçte dikkatli olmak lazım. Bütün bunlar doğumhanede oluyor bitiyor. Yani bu süreci değerlendiriyoruz. Hallediyoruz ve daha sonrasında odamıza geçiyoruz. Odamıza geçtik işte odamız cici bici. Her zaman bu kadar tabii süslü odalar olmuyor ama odaya baktığınız zaman yeni doğan bebek odasında şöyle bir kontrol listesi çıkarmışlar. Ya bunlar tabii çok şey yani organizasyonlarla alakalı bunlar hem maliyet hem ailenin beklentileriyle alakalı. Bazı aileler bu tip şeyleri çok seviyor. Bazıları hiç sevmiyor. Bu tamamen size kalmış bir şey. Süsleme vesaire. Bizim içinse hiçbir önemi yoktu bir açıdan. Fakat yine de hatıra fotoğrafı çekilmek güzel ve keyifli oluyor diğer taraftan. Odamıza geldiğimizde hemşireniz ya da ebeniz öncelikle sizin bir genel durumunuza bakacak. Gücünüze bakacak. Kendinizi iyi hissediyor musunuz? Ve tabii en önemlisi kanamanıza bakacak. Biz en çok kanamadan korkuyoruz çünkü. Tansiyonunuz nabızınıza bakılacak, ölçülecek. Perineye bakılacak. Yani o dış kısma bakılacak. Hani e, belki bir kesi, şişlik var, belki bir hematom var, ekimoz var, morluk mu var, ne var? Dış kısım çünkü kesildi, dikildi veya yaralandı, dikildi. Bunlara bakılacak. Ödem durumunuza bakılacak. Bu süreçte kontrollerde idrar yapabiliyor musunuz kendiniz? Bu çok önemli. Doğum sonrası çünkü idrar yapamama da söz konusu olabiliyor. Ve eğer kanamadan şüphelenirse bu sefer size ne yapacaklar? Bir kan sayımı yapacaklar. Ama en önemlisi belki bu süreçte. Tabii bunlar çok bunlar bunlar zaten olmazsa olmaz, ölümcül şeyler bunlar. Bu saydıklarım. Yani annenin genel durumuna bakmak, tansiyonuna, nabzına bakmak. Ancak e, daha önemlisi, belki daha teknik olarak önemlisi emzirme desteği ve e, eğitimi bu noktada çok önemli. Özellikle emzirmeyi bilmeyen ilk gebeliklerde emzirmenin bir profesyonel tarafından anlatılması gerekiyor. Bu konuda destek alabileceğiniz pek çok eve, doğum koçu veya emzirme uzmanı var. Bu konularda yardım alabilirsiniz. Veya bir çocuk hekimi de size bu konuda destek olabilir. Bu noktada hekiminiz için iki tane hekiminizin göz önünde bulundurması gereken şey var. Bunlardan biri kan grubunuz kan uyuşmazlığınız var mı yok mu bunu bilmesi gerekiyor hekiminizin. Kan uyuşmazlığı var ise 3 gün içinde kan uyuşmazlığı iğnenizi yaptırmanız gerekiyor. Bir de kan sulandırıcı tedavi yani aslında heparin kullanıyoruz yoğun bir şekilde düşük molekül ağırlıklı heparin. Kan sulandırıcı tedavi de biz neden yapıyoruz aslında? Çünkü doğum sonrası ilk 6 hafta özellikle de ilk 2 hafta ee, akciğere, bacaklara pıhtı atması açısından çok riskli bir dönem. Anne ölümlerinin en sık karşılaştığımız sebebi akciğere pıhtı atması. Özellikle sezeryan olmuş gebeler, e, gebeliğinde hep bulantı kusması olanlar, ileri yaştaki olgular, yine gebeliğinde kansulandırıcı kullananlar, şişman olgular, mobilizasyonu hareketi kısıtlı olanlar, acil sezeryan yapılan olgular ciddi dehidrate kalmış olgular. Bu olgular ciddi anlamda risklidir. Ve bunlar da mutlaka doğum sonrası kanama olmadığından emin olunduğunda kan sulandırıcı tedavi olmazsa olmazdır. Çok ölümcüldür. Hastanede yatış genellikle ülkemizde vajinal doğum yapılmışsa minimum 24 saat, sezeryan doğum yapılmışsa 48 saat olarak sınırlandırılıyor. Yalnız bu süreler gerçekten az. Öncelikle onu söyleyeyim ama Diğer taraftan da hastanede çok yatsın istemiyoruz hem anne hem bebek açısından hastane enfeksiyonları kapabilir diye. Amerikan Jinekoloji Derneği ise bunu bir birer gün daha uzatmış. Vajinal doğumda özellikle 48 saat, sezeryan doğumda ise 72 saat öneriyorlar. Bu, bu aşamalardan daha önce hastanın kesinlikle gönderilmesini istemiyorlar. Bizim Sağlık Bakanlığı da bu kurallara bize öneriyor. Biz de genellikle hastamızı bu sürelerden daha kısa sürede göndermiyoruz gönderiyorsak da çok emin olarak gönderiyoruz. Her şeyi anladığından emin ol, emin olduktan sonra gönderiyoruz. Doğum sonrası süreçle ilgili, evde ne yapacağıyla ilgili. Aslında loğusalık e, hani atalarımızda söylenmiş böyle bir geleneksel bir laf var. Kırkı çıksın diye. Aslında loğusalık temel olarak çoğu yerde 6 hafta olarak kabul ediliyor. Yani gerçekten kırkı çıksın diye ama genelde Amerikan Jinekoloji Derneği ve bizim teorik kitaplar, biyolojik ...düzelmenin, değişmenin ve gerilemenin 3 ay sürdüğünü söylüyor. Yani doğumdan sonra sizin biyolojik olarak eski halinize dönmeniz... ...gebelik hormonlarının vesairenin, o gebeliğin etkisini... ...fizyolojik değişimlerinin geri dönmesinin 3 ay sürdüğünü söylüyorlar. Ve bazı kaynaklarda, bazı kitaplarda doğum sonrası sürece 4. trimester deniyor. Ve bu süreçte hala kadın doğumcudasınız. Doğumdan hemen sonra işte az önce de gösterdiğim gibi yatağa alındığınız zaman... Olguların %25 ila %50'sinde titreme görüyoruz. Bu titreme aslında ateş adaptasyonu, sürecin e, biyolojik sürece bir adaptasyondur. Bu genellikle maksimum 1 saat kadar sürer ama genelde kısa sürüyor bu titreme. İşte üşüme, titreme hali görüyoruz. Bu durumda hiç endişe etmenize gerek yok. Bu geçici bir süreçtir. Rahim 12 saat içinde hemen göbek deliğinin üstüne veya birazcık altına iner. Yani doğumdan e, hemen sonraki süreçte. Biz ertesi gün muayene ettiğimizde genellikle rahmi hemen göbek deliğinin altında görüyoruz ve rahim hızla eski haline dönmeye çalışıyor ve dönmek istiyor. Bu dönmesi tabii ne oluyor rahmin? Kasılmalarla, aynı adet sancısındaki gibi kasılmalarla oluyor. Bir yandan da plezentanın ayrıldığı noktadan kanama, akıntı olarak tekrar kadının rahim iç sarı yenileniyor. Yani endometriyel bir rejinoverasyon oluyor. Bu endometriyal renovasyon da diyebiliriz. E, endometriyal renovasyonun düzenlenmesini aslında biz loş diyoruz. Özellikle 3-10 gün kadınlarda akıntı çok belirgin oluyor. Genellikle kırmızı başlar. Daha sonra pembeye döner, açılır rengi. Sonra kahverengiye döner. Sonra beyaza döner bu akıntı. Burada gördüğünüz gibi tipik bu renklerde olmaktadır. 10 günden sonra çok fazla sürmez ama bazı kadınlarda... %15 civarında, %10-15 civarında kadında bu 1,5-2 aya kadar sürebiliyor bu akıntı doğum sonrası. Bundan çok endişelenmenize gerek yok. Peki, bakın burada rahim ağzını görüyorsunuz. Şu solda gör, görmüş olduğunuz hiç doğum yapmamış kadının rahim ağzı. Sağda gördüğünüz doğum yaptıktan sonra hafif bir yırtılma oluyor. Rahim ağzı hemen doğum sonrası bir haftada 1 santime doğru geriliyor. İlk başta çünkü... 2-3 santim doğumdan hemen sonra 2-3 santim kalır. Ama bir hafta sonra, bir hafta içinde o tekrar kapanıyor. Tabi vajinada ödem olur. Damarlanma 3. haftada düzelir. Vajina dokusu çok hızlı düzelen, değişen bir dokudur. Dikişler bu yüzden muazzam kaynar. Yani vajinadaki dikişlerden korkmayın. Çok iyi iyileşir vajinadaki dikişler. Ama doğum sonrası esas bizi uğraştıran kısım meme oluyor. Memede bakın özellikle burada görmüş olduğunuz bir engoje breast demiş. Yani meme angorjmanı diyoruz biz buna. İyi emzirememiş bir kadın memede süt kanalları süt şişiyor ve ağrı yapıyor. Ağrı ile beraber ateş yapıyor. Genel olarak tipik olarak 3-5 gün sonra oluyor doğumdan bu meme angorjmanı. Bu meme angorjmanın tedavisi nedir? Sıkı sütyen, buz uygulaması, ılık duş ve bol bol emzirme. Emzirmeyi bilmiyorsa da bir emzirme danışmanından destek alması gerekiyor bu kişilerin. Özellikle angorjman söz konusuysa. Çünkü bu noktada İyi emziremezlerse bu sefer bebeklerinde de anormal durum söz konusu olabilir. Bebeklerde de problemle karşılaşabiliriz iyi durumda ve bu bir kısır döngü haline gelir. Zaten bu dönemde gebe özellikle doğumdan sonraki 3. 5. günde hafif duygu durumu yani artık gebeliği bitti ama hafif duygu durumu ee, düşmüştür. Bu yüzden bir de emziremezse gerçekten moral motivasyon çok kötü olacaktır bu süreçte. Tabii çatlaklar eğer mevcutsa çizgiler kırmızıdan gümüşü renge dönüşüyor ancak bu çatlaklar kalıcı. Hamilelik sırasında elastik liflerde aşırı yırtılma meydana geliyorsa karın derisi iyice gevşek kalabilir. Bundan hemen kurtulamazsınız. Ee, i̇yi beslenme ve spor bu noktada çok önemli. Zamanlama bilinmese de kluazma düzeliyor. Yani gebelik maskesi yüzdeki o renk değişikliği geçer değişir bu genellikle düzeliyor. Ama telojen efrium dediğimiz bir olay var. Doğumdan 1-5 ay sonra yaygın olarak görülen saç dökülmesidir. Bunu biz de çok görüyoruz gebelerimizde. Normal saç modellerinin doğumdan 6 ila 15 ay sonra restorasyonu ile genellikle sınırlıyor. Genellikle düzeliyor buna hiç endişelenmeyin. Aslında bütün bunlar vücudun bir adaptasyon süreci olarak algılanabilir. Eski halinize dönmeniz olarak algılanabilir. Doğumdan hemen sonra bebeğin çıkmasıyla, suyun gitmesiyle, rahmin küçülmesiyle beraber 6 kilo veriyoruz. Loğusalık sürecinde 2-7 kilo daha veriyoruz. İlk 6 hafta içinde yaklaşık kilomuzun yarısını veriyoruz. Yani bu çok önemli. Ama bu noktada beslenmeye çok dikkat etmek lazım. Özellikle emzirme sürecinin de aynı gebelikteki olduğu gibi enerji, kalori ve beslenme açısından çok önemli olduğunu bir kez daha hatırlatmak isterim. Bu noktada bir profesyonelden de yardım almanızı açıkçası öneririm. Eğer ciddi bir beslenme probleminiz varsa, çok şişman, çok zayıf veya beslenme ile ilgili bir sıkıntınız varsa beslenme uzmanından bir destek almanız da fayda var. Ancak daha sonra ilk 6 haftadan sonra yani kırkınız çıktıktan sonra yavaş bir şekilde 6 ay içinde eski kilomuza dönüyoruz. Eve gönderdik sizi. Ne demiştik? Vajinal doğumda 24 saat, sezaryen doğumda 48 saat sizi eve gönderdik. Evde nelere dikkat edeceğiz? Bir kere eğer vajinal kanamanız varsa ne demiştim? Bu çok ölümcül, çok önemli. Bir. Bir de ne demiştim? Aslında en önemli ölüm nedeni neydi gebelerde doğum sonrası? Korktuğumuz şey neydi bizim? E, nefes darlığı, göğüs ağrısı, bacakta şişme. Yani pıhtı atmasıyla hatırlarsanız. Pıhtı atmasından çekiniyoruz. Bu nefes darlığınız, göğüs ağrınız, bacakta şişme varsa veya kanama varsa bunlar hiç şey siz direkt acile gitmeniz gerekiyor. <laughs> Ateş, idrar yaparken yanma, meme problemleri, yeni başlayan kötüleşen kasık ağrısı, pelvik ağrı, kötü kokulu akıntı ve tabii ki duygu durumda, modda belirgin bozulma bunların hepsi dikkat etmeniz. Hemen doktorunuzla iletişime irtibata geçmeniz gereken veya en yakın acil servise gitmenizi gerektiren durumlardır. Bu noktalara çok dikkat etmeniz gerekiyor. Bu slaytı Hemen bir fotoğrafını çekebilirsiniz. Doğum sonrası olan bizim korktuğumuz durumlar bunlar. Tabi doğum sonrası 4. trimester dediğimiz bu süreç yani doğusalık sürecinde çoğu kadın özellikle emziriyorsa doğumdan sonraki 6 ila 8 hafta boyunca doğum öncesi vitaminlerine ve veya ek demirlerine devam etmelerini öneriyoruz. Özellikle demir depolarının dolması açısından bir 6 ay kadar yaklaşık genelde öneriyoruz her zaman değil. D vitamininin 6 ay kadar devam etmesini öneriyoruz. Özellikle doğum sonrası süreçte desteklenmenin. Bu arada tabii bebek de D vitamini kullanıyor. En önemli sorulardan bir tanesi özellikle aktif, iş hayatında olan kadınlar için. Hocam ben ne zaman normal hayatıma dönebilirim diyorlar. Anneye ev işi, araba kullanma, egzersiz ve cinsel ilişki gibi aktivitelere, bu aktiviteleri rahatça yerine getirdiği zaman devam etmesini ve ağrıya veya aşırı yorgunluğa neden olan aktiviteleri sınırlamasını bunlardan kaçınmasını öneriyorum. <laughs> bu tabi ne zaman tam olarak döneceğiniz doğuma bağlı. Yani sezeryan mı oldunuz, doğum, vajinal doğum mu oldu, vajinal doğumda kesim mi oldu, bir sorun oldu mu, doğum sonrası erken dönem periyot nasıl geçti bu çok önemli. Ama çoğu kadında vajinal ilişki muhtemelen doğumdan sonraki iki hafta gibi erken bir zamanda güvenli bir şekilde devam ettirilebilir olsa da biz kadın 40'ı çıkana kadar yani ilk 6 hafta ilişkiyi de yasaklıyoruz. Çok yoğun sporu da yasaklıyoruz. Ancak yürümeyi, yüzmeyi maksimum destekliyoruz. Bu bizim için çok önemli. Lütfen unutmayın bu noktada dikkat edin. Tabii ev işi, özel araba kullanma bunlar biraz daha hani daha rahat yapılabilir 2 hafta sonra ama ilk 2 hafta hiçbir şey yapmanızı önermem. Tabii bu noktadan sonra Doğum yaptınız. Bakıyoruz ki literatüre 25 gün sonra tekrar yumurtlama kendi haline dönebiliyor. Yani siz bir ay sonra tekrar teorik olarak gebe kalabilirsiniz bebeğinizi emzirirken. Ancak bu noktada zaten biz hani bir 6 hafta ilişkiyi yasaklıyoruz genellikle ama 6 haftadan sonra ilişki başladığı zaman tekrar gebelik riski söz konusudur. O yüzden biz hem Amerikan Jinekoloji Derneği hem Dünya Sağlık Örgütü tüm dernekler gibi biz de iki gebelik arası 18 ay kadar bir süre kalmasını istiyoruz. Yani 18 aydan önce bir tekrar ikinci bir gebelik istemiyoruz. O yüzden lütfen o 18 aylık periyotta bebeğiniz 18 aya yani bir buçuk yaşa 2 yaşa gelene kadar tekrar gebe kalmayın. Çünkü bu sefer Kürtaj mı olsam, bebeğe bir zararı var mı, emzirdiğim bebeğime bir şey olur mu, karnımdaki bebeğime bir şey olur mu gibi bir sürü problem artıları eksileri var. Gerçekten bu anlamda sıkıntı. Özellikle bu noktada kırkınız çıktıktan sonra iyi bir doğum kontrol yöntemi öneriyorum sizlere. Yani iyi dediğim hem sizin için uygun, eşiniz için uygun, beraber karar verdiğiniz bir doğum kontrol yöntemi açısından e doktorunuzla görüşün lütfen. Özellikle 18 ayın altında gebelik yaşayanlarda hem erken doğum riskini hem de kötü olumsuz sonuçları bebekle ilgili farklı sonuçlarla karşılaşabiliyoruz. O yüzden korunma yöntemini çok önemsiyoruz. Her gebe ben geldiğinde 6. E haftadan sonraki vizitte mutlaka bundan bahsediyorum. Çok önemli. Peki ne zaman kontrol ediyoruz doğumdan sonra? İlk kontrolü genelde ben bir hafta sonra görmek istiyorum. Çünkü o, o noktada e, gebe mi ben gördüğüm zaman özellikle gebemin psikolojisini görmem lazım. O çok benim kontrolümde olmuyor. Çünkü doğum sonrası 4. 7. günde gerçekten bir postpartum blues dediğimiz postpartum yani doğum sonrası bir hüzün görüyoruz. Biraz gebe yoruluyor. Özellikle uykusuzluktan dolayı doğum yapmış kadın yoruluyor ve gerçekten Duygu durum çok kötüleşiyor. Bu olguların yaklaşık 5'te 1'inde de depresyon söz konusu olabildiği için... ...hani gebem yani hastam beni bir görsün, ben onu bir göreyim... Ee, ...belki biraz moral motivasyon açısından bir de kontrol etmek açısından... ...birinci haftada en geç 10. günde doğum sonrası mutlaka görüyorum. Bu zamana kadar hiçbir istisna olmadı gebelerimde, doğurttuğum gebelerimde. Daha sonra bir de 6. haftada görüyorum. Yani... O altıncı haftadan sonra standart bir kadın doğum muayenesi yapıyorum. Ve o jinekolojik muayenede işte rahim yumurtalıklarına bakıp simir testini yapıp... ...yine onunla konuşup ve bu az önce söylediğim doğum kontrol yöntemlerinden bahsedip... ...yine vitaminlerini kullanmasını hatırlatıp yoluma devam ediyorum. Ve eğer her şey yolundaysa zaten e, hastamın benimle işi geçici olarak bitiyor. Artık diyoruz ki yıllık kontrollerimize devam edelim. İşte... Doğum sonrası süreç kısaca özetle bu şekilde. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sağlıklı, mutlu gebelikler diliyorum.